şöyle bir tefekküre geçelim. Dünyanın en pahalı kumaşını düşün. 1 milyon lira. Köşede, karanlıkta, rafta duruyor öyle. Biz bu kumaşı dünyanın en iyi terzisiyle buluştursak, terzi onu kesse, bitse, biraz iğneyle işlese, o kumaş 1 milyonken ne olur? 10 milyonluk kıyafet olur. Doğru mu? Bak, dünyanın en pahalı kumaşı dünyanın en iyi terzisiyle buluşursa 1 milyonluk kumaş 10 milyon hükmüne geçecek. Tam bu esnada kumaşın şuuru olsa eğer. Desek ki ey kumaş, elimde bir formül var. Seni 1 milyondan 10 milyon seviyesine çıkaracağım. Allah Allah, öyle mi ya? Nasıl olacağım peki ben 1 milyondan 10 milyon? Bir tane usta terzi gelecek, seni kesecek, biçecek, makas vuracak, iğne vuracak. İnanın şuuru olsa istemez. Doğru mu? Yok yok. Ben bu acıyı istemem der. Doğru mu? Ama merhametli usta onu onun insafına bırakmaz. Gel bakalım der, gel. Rafta çürüyeceksin. Benim ustalığımın tecellisi sende rafta gözükmez. Biraz makas vursam, biraz iğne vursam, biraz canın yansa, ondan sonra 10 milyonluk hale geldiğinde, vitrine çıktığında, tozlu raflardan vitrine geçtiğinde sen de bundan razı olacaksın. Sana diş için geliyorlar değil mi? İmplant falan zahmetli bir olay. Şimdi adam geliyor ama neticesini iman eder seviyesinde iyi bildiği için bir de para veriyor sana. Şu benim canımı yak diye. Bak bak, görüyor musun? Canımı yak diye adam para veriyor ya. Sen ameliyat ediyorsun değil mi? Kesiyorsun, biçiyorsun, uyutuyorsun ve diyorsun ki 2 gün hastaneden de çıkmayacaksın. E yemek, sudan başka bir şey yok, çorbadan başka bir şey yok. Allah Allah, can yakıcı bunlar ya. Ama neticeyi biliyor ya, iman ediyor ya neticeye. Doktor ne olur canımı yak diye sana